Fuat Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nı 50 tane zabıta, 100 tane polisle boşaltıyor şu an. Bir geldi o belediye başkanı olmaz o. O senden içenler böyle bağırdı.
Ne diyorsun hocam sen? Ne diyorsun? He? Öyle bir şey diye bakıyorum. Ne dedin? Ne oldu? Ne dedin? Göremezsin. Dursun, bırak bir şey olabilir mi? Yapacak. Gelemezsin. Ne yapsın yani? Ne yapayım? Müdahale mi? Söyleme bir şey ya. Senin işinle yapacağım bir şey yap. Tamam sen sakin ol. Barışım hocam. Ben senden muhatap olmuyorum. Sakin ol. Sen işine bak. Sakin ol. Tokat'ta hemşehriler, bugün itibariyle Tokat'ta birçok projeler yapmış, bir sürü sosyal faaliyetler yapmış ve engellileri benimseyip onların hak vakit geçirmeleri için, yaşam şartlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle Tokat Belediyesi tarafından derneğimizin kapısına bizi vurarak bizleri üzmüştür. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, kanlarımıza, milletvekillerimize sesleniyorum. Böyle çalışan ve Tokat'a katma değer sağlayan, her zaman engellilerin, bizim ve ailelerin yanında olan, kamuoyuyla sürekli engellilerimizle paylaşan, diğer sivil toplum örgütleriyle ortaklaşan, çalışan ve Tokat'ta hakikaten gerçekte engelli kardeşlerimizi her türlü maddi manevi ve onların sıkıntılarıyla dertleşen bir derneğiz. Bugün itibariyle derneğimizin kapısına
Metin'in Turumalısı Belediye, Tokat Belediyesi tarafından bizleri üzmüştür. Ve yapmış olduğumuz çalışmaları da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2 adet Avrupa Birliği projesi yürütmüşüz. 155 bin avroluk. Yine 11 adet İşkur finansmanlı istihdam garantisi, karantili meslek edindirme kursu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce ortaklaşa 17 adet meslek edindirme kursu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce ortaklaşa EKPS'ye engelli yönelik hazırlık kursu. Derneğimizin adına belediyeden kiralanan engelsiz yaşam parkında 2 saat işletme kurarak 17 yıldır engellerimize ve ailelerine hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda tüm projelerimiz, sosyal etkinliklerimizi bu engelsiz yaşam parkında faaliyete geçirdiğimiz parkı bugün itibariyle elimizden almış bulunmaktadır. Farkındalık yürüyüşleri, engelli şenlikleri, müzik, eğlence, sergi, kermes günleri, kutlamaları, iftar yemekleri, kahvaltılar, şehirler arası gezi turları, konserler, sosyal destek, tekerlekli sandalye, akülü araba ve koltuk değneği gibi ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri, kıyafetler, derneğimize ait tam donanımlı Renault Master minibüs servisimiz 7/24 engellerimizin hizmetindedir. Bu servisimiz aynı zamanda geçen yıl üniversite okuyan engelli kardeşlerimizin taşımacılığını yaptı. Hiçbir kuruş para talep etmeden. Aynı zamanda Engelsiz Yaşam Parkı'nda elimizde faaliyet gösteren engelli okulları, rehabilitasyon merkezleri, bakım merkezleri, diğer STK'lar ücretsiz olarak tüm faaliyetlerini burada yürütmüş olmaktadırlar. Yine dernek olarak sosyal sorumluluklarımızı hep yerine getirerek çalışmalar yaparak devletimizin yük olmayan ve yükünü hafifleten bir derneğiz. Bu anlamda böyle bir derneğin Tokat'tan kapatılmasına izin veren, müsaade eden sivil toplum örgütlerine, Tokatlı hemşerilerimize sesleniyorum. Bu derneğin kapatılması demek Türkiye'de yani sahipsiz kalınmış olması demektir. Lütfen sizler de arkamızda olun ve bu gibi dernekleri, sivil toplum örgütlerini, kamu yararına çalışan derneklerin kapatmasına müsaade göstermeyin diyorum. Ve üzüntümüzü dile getirerek bugün itibariyle engellilere mal olmuş 14 yıldır hizmet ettiğimiz Engelsiz Yaşam Parkımıza veda ediyoruz. Ben herkese saygılarımı sunuyorum. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. Buradan Sayın Belediye Başkanımıza da seslenmek istiyorum. Sayın Tokat Milletvekili Yücel Bulut Beyefendi'ye de bu gece rahat uykularında uyusunlar diyorum. Büyük bir başarı elde ettiler diyorum. Engelsiz Yaşam Parkı'nı bu şekilde boşaltılmasını nasıl vicdanları rahat etti? Onu da artık Allah'a havale ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.